gün gelecek içindeki çocuğun, içindeki delinin değerli olduğuna kanaat getireceksin. O zaman korku ve endişe yeni yaşam sevincine bırakacak. O zaman zevk ve eğlence artık bir suç olmaktan çıkıp bir lütuf olacak. Benim tasarıma suç dediğim noktada tam burada başlıyor. Benden önce bu iki kelimeyi bir arada kullanan insanları ele aldığımızda Hall Foster ve Adolf Loos karşımıza çıkıyor. Hall Foster markalaşmayı köleleşme olarak görmekte. Adolf Luz, çağdaş mimarlığın kapılarını açmakta ve sade, sadeleşmeye doğru ilerlemeyi savunmaktadır. Benim bakış açım, insanın odağının ölümden yaşama kaymasıyla ilgili. Bizden önceki jenerasyon elindekini göstermez, yaşadığı mutlulukları paylaşmazken, şu an yaşadığını, yediğini, içtiğini, gezdiğini, tozduğunu paylaşan ve bundan alkış alan bir kitle karşımızda. Dolayısıyla artık yaşamın odağı ölümden yaşama kaymış durumda. Ve bunu aslında biraz sığ bulan bir üst jenerasyonla karşı karşıyayız. Sanata da baktığımızda aynı şeyi görmekteyiz. 19. yüzyıla kadar sanatta Memento Mori, Omnia Vanitas gibi ölüm ve yaşamın da ölümün değerliğini, yaşamın değersizliğini ön plana çıkaran bir takım eserler görüyoruz ama 19. yüzyıl endüstri devrimiyle ve Immanuel Kant tabii ki de sanat felsefesinin yap yapılmaya başlanmasıyla sanat sanat içindir, sanat toplum içindir gibi felsefeler karşımıza çıkıyor ve bu da aslında sanatın demokratikleşmesini sağlıyor. Tasarım ve aslında lüks ayrıcalıklı bir kesime ait olmayı bırakıp herkesin oluyor, herkesin seçtiğini, beğendiğini alma hakkı sağlıyor. Dolayısıyla endüstri devrimi bize çok artılar kazandırmış olsa da kendi çelişkileriyle birlikte geldi. Bizi yalnızlaştırdı, monotonlaştırdı. Sonuç olarak sanatta da Mona Lisa'nın dingin gözlerinden Edvard Munch'un içsel bir çığlık atan Scream tablosuna kadar geldik. Peki, tasarım bunun neresinde? Tasarım bu çelişkiyi çözmeye yardımcı olabilir mi? Evet, olabilir. Tasarım, mimarlık... X, Y, Z düzleminden çok daha fazladır. İsterseniz dünyanın en güzel tasarımını yapın, en güzel mekanını tasarlayın, kötü kokarsa gidemezsiniz. Demek ki mimarlık X, Y, Z düzleminden daha fazladır. Veya eğer bizler 70'lerde bilimsel okuryazarlığa sahip olsaydık, çiçek çocuklar gibi ve onların akımlarını devam ettirebilseydik, bugün karşılaştığımız küresel ısınma gibi problemleri çok daha ucuza çözebilirdik. Yani korkmamız aslında gereken yapay zeka değil, atom bombasının tuşuna başlan kişilerdir. Zaten insan kendinden çok daha bilge, sonsuz bilgiye sahip olan doğanın içinde yaşamaktadır. Veya kendine bir çıkış bulmuştur. Bunun içinde yaşamını sürdürmektedir. Yapay zeka ile bağdaşması da bunun sonucu olarak devam edecektir. Peki tasarım bunu değiştirmemizi nasıl sağlayabilir? Son zamanlarda hayatımızı bu değişikliğe katkı sağlayabilecek herhangi bir unsur var mı? Var tabii. Bunlardan bir tanesi sensörler. Yani nöro, sinir bilimi. Sinir bilimi bence önümüzdeki yüzyılın oyun kurallarını değiştirici en önemli bilim olarak karşımızda duruyor. Bunun mimariyle birleştiği noktada, Nöro mimarlık yani sinir bilimi ve mimarlığın birleşmesi. Peki nedir nöro mimarlık? Akıllı şehirlere geldik, akıllı nesnelere geldik, nesnelerin internetine geldik. Le Corbusier'in ev bir makinedir tanımından geçtik. Ve aslında Le Corbusier'in ev bir makinedir tanımı, ev içinde yaşadığımız bir makinedir tanımı tam da şu an kendini doğruluyor. Akıllı şehirlerle birlikte ilerliyoruz. Ama halbuki makine... Bizle iletişime geçmiyor. Bizim duygularımızı dikkate almıyor. Kendi açma kapama duygusu var ve belli frekansları, ayarları bu doğrultuda hareket ediyor. Beni çok da dikkate alarak varlığına devam ettirmiyor. Ama neuroscience yani aslında sinir bilimi ve bunun mimarlıkla ilgili bağlantılarına bakınca önümüzdeki yüzyılda şu ana kadar öngörmediğimiz başka sektörler açılacak. Şu an hayalini bile kuramadığımız bir mimariyle karşı karşıya kalacağız. Peki nedir bu mimari? Yapay zekayı barındıran, sensörler barındıran, insanla etkileşime geçen, meteorolojiden, yapay zeka vasıtasıyla bilgisini toplayıp güneş enerjisini, rüzgar enerjisini kullanan artık şehirler tamamen bir enerji vampiri gibi çalışmayacak. Kendi kendine yeten mekanizmalara dönecek. Atık suyunu temizleyecek, çöpünü yakıt olarak kullanacak. Belki daha ilerisinde çok daha farklı şeyler olacak. Bugün bile baktığımızda evinizin elektriğini, kombisini, perdesini siz yokken içinde açıp kapamak istiyorsanız aslında artık ev makinelaşmaktan robotlaşmaya gitmektedir. Mimaride peki tek önemli nokta bu muydu? Başka ne gibi önemli noktalar vardı? Bir de önemli noktamız perspektifin bulunuşudur. Peki perspektif ne yaptı? Orada durup duran dünya ile benim onu algılamam arasındaki teknik bağlantıyı sağladı. Bugün nöro mimarlık dediğimiz sinir bilimi ve mimarlığın birleşmesi de orada durup, ben, orada durup duran ben ile mimarlık arasındaki bağ sağlayacak. Çünkü bugün mimarimizi incelediğinde arkasında çöpten başka bir şey bırakmadığını görüyoruz. Halbuki doğa böyle değildir. Enerjiyi enerjiye çevirir. Arkada çöp bırakmaz, ses bırakmaz, uğultu yoktur. Her sesin bir anlamı vardır. Bugün şehirlerimizi kirli yapan aslında en büyük unsur uğultudur. Demek uğultu da mimarinin bir faktörü olarak karşımızda. Peki bunları niye anlattım? Çünkü insan teknolojilere el verdiğince, gelişimine devam edecek. En olmadık yerlerde inşaat yapmış, en olmadık şartlarda yaşamış ve varlığını sürdürmüştür. Aletle ilişkisi en çağların en başından beri başlar ve bu alete işlev yüklemeye hep var olmuştur kendi içinde. Dolayısıyla bu teknolojik imkanlarımız gittikçe uzay mimarisine açılacağız. Başka olmayan ülkelerde olmayan topraklarda. Yıldızlar arası belki bir gün gezegenler arası inşaatlar yapacağız. Ben demin size bu sunumumda aslında bunun nasıl olacağının anahtarlarını ve yol haritasını verdim. Üst araştırmasını size bırakıyorum. Teşekkürler.